Evet merhaba değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Turan Çömez birlikteyiz. Ee, Turan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar diliyorum Şaban Bey. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler Turan Çömez çok koşturuyor. Lon ya bir gün bakıyorsun Londra'da, bir gün bakıyorsun Ankara'da, bir gün bakıyorsun İstanbul'da, bir gün bakıyorsun Balıkesir, İzmir. Bir gün bakıyorsun Birleşik Arap bir telefon görüşmesi, uzun bir telefon görüşmesi. Kim? Sedat Peker'le. Allah Allah. <laughs> Sonra bakıyorsunuz Meral Akşener e, Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinin e, içine dalmış e, tabii Meral Hanım'ın baş danışmanı kendisi biliyorsunuz e, Turan Bey ya yani çok hızlı bir giriş yaptı siyasete ve e, yani sadece siyaset diye de tanımlanamıyor aslında Turan Bey ben sizin görevinizi yaptığınız çalışmaları sadece siyaset olarak tanımlayamıyorum bir nevi bir sivil toplum önderi. Bir taraftan siyasetçi, bir taraftan tabip, bir taraftan aile reisi böyle gerçekten tebrik ediyorum. Çok şeyiniz, performansınız çok yüksek. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ya bir mesleğim var tabii. Çok severek yaptığım bir işim var. Ben genel cerrahi uzmanıyım. Kanser ameliyatları yapıyorum. Bir taraftan sağlık merkezlerimiz var İngiltere'de. Ee, çok keyifle yapıyorum mesleğimi. Severek yapıyorum. Huzurla yapıyorum. Ancak e, öte yandan ülkeme dair çok ciddi e, sorumluluk duygumuz var, heyecanımız var, umudumuz var. O sebeple e, elimi Geçtiğimiz de... Geçtiğimiz altına... var. Geçtiğimiz var mı? Yani ben kendimi genç hissediyorum ama yaşım aynı şeyi söylemiyor. E, taşın altına elimi koymam gerektiğini düşündüm. E, İyi Parti'de de siyaset yapmaktan büyük bir e, mutluluk duyuyorum. Çok e, uyumlu arkadaşlarımız, e, son derece fedakar, cefakar, vizyon sahibi, donanımlı arkadaşlarımız var güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Yani bunu sizin programlarınızda konuştuk, her yerde söyledim. Siyasetle ilgili kişisel hiçbir beklentim yok, hiçbir hesabım yok, hiçbir planım ve arzum yok, ihtirasım yok. Ama tabii ki ülkeme hizmet noktasında çok ciddi bir çaba içerisindeyim. Taş taş üstüne koymaya gayret ediyorum. Türkiye tarihi bir döneme işte Şaban Bey ve bu 20 yıllık dönemin Türkiye'ye bırakacağı çok ağır travmalar ve enkazlar olacak. Ve ülkesini seven herkesin bu dönemde taşın altına elini koyması ve e, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyabilmek için e, gayret etmesi gerekiyor. Ben de bunun çabası içerisindeyim. Evet. Kolay gelsin Turan Bey. Hakikaten yani bunları bir iltifat olarak söylemiyorum. Gerçekten çok çok yoğun çalışıyorsunuz. Tabi yılların biriktirdiği bir motivasyon var sizde. Yani yıllardır İngiltere'de bir nevi sürgün, böyle yarı sürgün bir hayat yaşadınız. Sonra oradan müthiş bir yani Anka kuşu gibi böyle İngiltere'de yeniden doğdunuz. Mesleğinizi yeniden hak edip elinize aldınız. Ee, ve e, Meral Hanım'la siyasete yeniden döndünüz. Hoş geldiniz tekrar e, şeye. E, teşekkür e, sağ olun, sağ olun. Evet. Şimdi Turan Bey, Sedat Peker'le ne zaman görüştünüz? Evet. Sedat Peker'le birkaç gün önce görüştüm. Bir temasımız oldu. Bu teması da oradaki arkadaşlarım, meslektaşlarım vasıtasıyla gerçekleştirdim. Uzunca bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeye dair de bir takım değerlendirmeleri yaptım zaten. Eğer ona dair sorularınız olursa da bu akşam ayrıntılı konuşabiliriz sizinle. Evet lütfen. Zaten bir onu konuşmak istiyorum. Bir de Meral Hanım'la Kemal Bey'in Ahlattı belde yaptığı bu e, zirve, e, iki parti arasında, iki lider arasında e, bir süredir bir kriz var. Saraçhane Ekrem İmamoğlu üzerinden başlayan maalesef bir kriz var. E, ve o krizi işte e, önceki gün, pardon dün gal dün, dün e, ahlattı belde iki buçuk saatlik bir zirvede ele aldılar ama bir açıklama da yapmadılar. Şimdi onu da sizden öğreneceğiz. Önce Sedat Peker, Sedat Peker ne yapıyor? Ee, can güvenliği, e, e, can güvenliğinden endişe ediyor mu kendi can güvenliğinden? Çünkü hani bana bir şey olursa demiş size işte videoları iki ayrı ülkedeki arkadaşlarıma emanet ettim. Onlar yayınlanacak filan. Nedir Şöyle, bu? Şaban Bey dilerseniz ben size süreci bir kronolojik olarak anlatayım ve e, o tabloyu beraber e, özetleyelim. <laughs> tamam. Öncelikle ben e, bu talebimi e, resmi yollardan, diplomatik yollardan e, iyi niyetli bir şekilde yapmak istedim ve önce Türkiye'deki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine bir randevu talebinde bulundum. Ancak siz de ifade ettiniz çok yoğun bir gündemim var, tempom çok hızlı, e, Türkiye'de çok fazla kalamadığım için o randevuyu gerçekleştiremedik. Hmm. Fakat İngiltere'ye dönünce yanıma iki avukat arkadaşımı aldım, biri e, kriminal avukatı ceza davalarında çok ıı, tanınmış bir avukat ıı, Londra'da. Diğeri de göçmenlik hukukunda çok uzman bir arkadaşımız. Beraber Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine gittik ve oraya ıı, bir mektup bıraktık ıı, oradaki arkadaşlara. E, bu mektup ıı, Al Nahyan'a yazılmış ıı, bir anlamda diplomatik ve nazik bir mektuptu. Sedat Peker'i kendi ülkelerinde misafir ettikleri için önce teşekkür ettik. Ardından da Sedat Peker'in bugüne kadar yapmış olduğu ifşaatların ve Türkiye'de büyük bir karşılığının olduğunu, bundan sonra yapacağı ifşaatların ve vereceği bilgilerin daha da önemli olacağını vurguladık ve bunun için bu dijital tecritin kaldırılmasını talep etti kendisinden. Yani ee, özür dilerim, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Allah yana yazdınız. Mektubu. Evet, evet evet. Direkt, direkt ona hitaben bir diplomatik mektup yazdık. Ve teslim ettik kendisine. Bakalım nasıl karşılık bulur. Ancak tabii bu süre içerisinde e, ben Sedat Peker'le de görüştüm. Uzunca bir görüşmem de oldu. Bazı bilgiler de aldım kendisinden. Yani oradaki hayatı içinde bulunduğu şartları. Dolayısıyla bunlarla ilgili de e, sorunuz olsa tabii ki cevap veririm. Bilebildiğim kadarıyla. E, sürecin önemli olduğunu bildiğimiz için böyle bir e, nezaketli e, ama diplomatik bir hamle yaptık Şaban Bey. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yani Al Nahyan'a mektup göndermeden önce mi görüştünüz Peker'le? Yani benim böyle bir mektup göndereceğimden kendisinin bilgisi yoktu. Ancak ben orada durumun ne olduğunu anlamak için önce bir tabloyu anlayabilmek için görüştüm kendisiyle. O da çok memnun oldu bu görüşmeden. Bir hayati tehlikesinin olup olmadığını sordunuz şu anda çok yoğun bir güvenlik bariyeri var etrafında Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanmış bir koruma var büyük bir güvenlik bariyeri var bununla ilgili de haklı gerekçeleri var bir süre önce yine basına da yansıdı sanıyorum kendisine suikast düzenleyecek bir yapı bulunmuş ya da deşifre edilmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve bunun bir kısmı şu anda zannediyorum cezaevinde. O bakımdan Peker'in hayatını korumak için Birleşik Arap Emirlikleri çok azami derecede dikkat gösteriyor, hassasiyet gösteriyor. Tabii öte yandan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler yeniden güçlenmeye başladı. Bu ilişkileri bozmak da istemiyor, hassas davranıyor yönetim. O bakımdan kendisine misafirimizsiniz burada kalın gerekli koruma tedbirleri alınacaktır ancak bununla beraber iki ülke arasında bir siyasal krize neden olabilecek açıklama yapmanı istemiyoruz denmiş. O da tabii içinde bulunduğu şartlar itibariyle zor durumda gerçekten bu şartlarda ailesiyle çocuklarıyla yaşamak çok kolay değil. Ee, öte yandan açıklama da yapmak istiyor. Bilgilerini, belgelerini kamuoyuyla ile toplumla da paylaşmak istiyor. Ee, sanıyorum bu attığımız hamle eğer karşılık verirse önümüzdeki dönemde yeniden paylaşımlarına başlayacak. Turan Bey şimdi izleyicilerimiz yazıyor da görüntülü mü konuştunuz? Evet, evet. evet. Gör, gör, görüntülü konuştunuz. Ya Uzun bir süre herhalde bir saat iki saat oldukça uzun oldukça uzun bir görüşme oldu. Benim sorularım oldu. Süreci anlamaya çalıştım. Onun verdiği cevaplar benim için önemliydi. Hakkındaki davaları sordum. dedi ki yani ben adil bir yargılanmada yargılanmaktan korkmam. Yargılasınlar beni ama siyasetin gölgesinde olmasın bu. Hakkaniyetli bir yargı olsun. E, bunun için hazırım dedi. Bu önemli bir şey. Yani e, Peker'le ilgili e, tartışılan konulara bir anlamda cevap verebilecek bir tavır biçimiydi bu. Hatta şunu söyledi. Segbis marifetiyle ya da gerekirse Türkiye'den e, savcılar, hakimler gelsin. büyük Büyükelçilik marifetiyle ben ifade vermeye, e, açıklama yapmaya, bütün sorulara cevap vermeye hazırım. Bunun ötesinde sahip olduğum bütün bilgileri devletimle paylaşmaya Hazırım. Yeter ki bunlar alınsın, kullanılsın. Bu bilgi ve belgelerin üzerine gidilsin. Bununla ilgili hukuki süreç başlatılsın. Bu çok iyi niyetli bir çağrıydı. Bunu da zaten e, kamuoyuyla paylaştım. Peki kendisinin hani e, elimdeki belge ve bilgileri e, yargıya vermeye hazırım diyor. İşte gerekirse bir sistemiyle davaya katılabilirim, ifade verebilirim diyor. E, peki şöyle bir şey yok mu düşüncesi? Hani Türkiye'ye Gelip e, yani yargılanıp aklanmak ya da işte bildiklerini Türkiye'de mahkemede e, hakime yüz yüze anlatmak gibi bir düşüncesi yok mu? E, her halükarda gelmek istemiyor mu Türkiye'ye? Aslında bu çok önemli bunu da sordum. Tabii ki gelmek istiyor. Hem ülkeyi özlemiş hem de kendi ülkesinde bulunup bunu bu süreci kendi ülkesinde yönetmeyi tabii ki arzu ediyor. Fakat endişesi yargının siyasallaşması. Dolayısıyla ben e, bu şartlar altında e, yargıda hakkaniyetli bir şekilde yargılanmam ve benim söyleyeceğim şeyleri, konuşacağım e, bilgileri, paylaşacağım belgeleri e, Türk yargısı bugün itibariyle alıp kullanmaz diye bir kaygısı var. O sebeple Türkiye'ye gelme düşüncesi şu an için yok ama e, iktidar değişikliğinde eminim gelecektir. Zaten e, Türkiye'de şurada 6 ay kaldı. Çartlar değiştikten sonra biz iktidarı aldıktan sonra mutlaka bir tanık koruma kapsamında bir itiraf kapsamında Sedat Peker'in Türkiye'ye gelmesini varsa vermesi gereken hesap adil bir yargılanmada bunun hesabını vermesini ama sahip olduğu bütün bilgi ve belgeleri devletle paylaşmasını talep edeceğiz. Na, na, anlamadım şey mi yani bir de bir itirafçı gibi hani hesabı hesap vermesine bahsettiniz. Hayır, hayır şöyle yani Türkiye'de zaten bakın bütün gelişmiş dünya ülkelerinde e, bu tür yasalar var. Yani bir e, büyük e, kriminal olayda suçta siz e, bir e, bilgiye ulaşmak için katkı sağlıyorsanız Bununla ilgili devletin alacağı tedbirler bellidir. Türkiye'deki yasalar da bellidir. Burada hem o kişi koruma altına alınır hem de bununla ilgili cezaya indirimler yapılır. Peker'in zaten ifşa ettiği olayların ya da edeceği olayların bir kısmına kendisi bizatihi vaziyet etmiş içinde olduğu hadiseler öte yandan bir kısmı da tanık olduğu bildiği belgelediği bir takım hadiseler dolayısıyla zaten Türkiye'deki yasalar onun bu şartlar altında koruma altına alınarak e, korunmasına e, müsait şu anda. Yeter ki yasalar hakkaniyetli bir şekilde e, uygulansın, e, yargı olması gerektiği gibi çalışsın. Kişisel davaları ile ilgili zaten ben hazırım her türlü e, ifade vermeye ve hesap vermeye de hazırım diyor. Ama önemli olan bu bilgilerin e, toplum tarafından bilinmesi, devlet tarafından bilinmesi ve e, yargı sürecinin çalıştırılması diyor. Dünyanın aslında bütün gelişmiş ülkeleri bu sürece böyle bakar Şaban Bey. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da bütün modern ve büyük e, ülkeler olaya böyle bakar. Rıza Zarrab bunlardan bir tanesidir. Sezgin Baran Korkmaz hemen hemen buna benzer bir e, süreci Amerika da şu anda yaşıyor. Keşke Sedat Peker'in o ifşaatlarından öğrendiğimiz süreç Türkiye'de yaşanmasaydı Sezgin Baran Korkmaz e, Türkiye'de kalsaydı şu anda yani birileri ona tepeden talimat geldi artık ülkeyi yarın terk et gibi yol vermeseydi ve bugün Sezgin Par Baran Korkmaz bilgilerini Türk yargısıyla paylaşıyor olsaydı birçok yanlışın üzerine de biz cesaretle gitmiş olacaktır. O bakımdan bu sürecin Yargı koruması ve kontrolü altında hakkaniyetli bir şekilde ele alınması çok kıymetli Türkiye için. Şimdi Rıfat Ubezoğlu şöyle bir soru soruyor. Pekerin söyleyecekleri illa video mu yapılır diyor? İfşa edilmeli. Siz muhalefet olarak neden aracı olmuyorsunuz diyor. Yani bildiğim kadarıyla sizden kaynaklanmıyor. Sedat Peker'e ifşa yasağı. Bakın bu, yasa, bakın bu yasal bir süreç. Biz diyoruz ki Türkiye hukuk sürecini çalıştırsın. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri ile temasa geçsin ve gerekiyorsa SEGBİS, gerekiyorsa e, Büyükelçiliğe gönderilecek olan yargı mensupları, savcılar ve hakimler marifetiyle bütün bilgiye ve belgeye devletimiz resmi kanallardan ulaşsın. Birinci talep bu. Ha, belli ki bunu hükümet yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü ifşa edilecek, ortaya dökülecek bilgi ve belgeler belli ki kendilerini ciddi manada rahatsız edecek. E, öte yandan onun dışında bizim şu anda, Devlet kademesinde bir rolümüz yok, bir etkinliğimiz yok, bir görevimiz yok. Bir siyasetçi kimliğimizde sadece çağrıda bulunabiliyoruz. Yani e, yasal yollardan olmayan bu ifşaatı o zaman kendisi çıksın söylesin, toplum bunu öğrensin, toplum bu bilgiye ulaşsın. Ve e, şu ana kadar zaten siz de yakından biliyorsunuz ve takip ettiniz. Onlarca önemli dosya if dosya ifşa edildi ve e, bunların hiçbirisi yalanlanmadı. Yalanlamaya kalkanlar başka belgelerle susmak zorunda kaldılar. Kimse kalkıp demedi ki e, bu yalandır mahkemeye veriyorum ve kendimi aklayacağım da diyemedi çünkü başına gelecekleri biliyordu. Dolayısıyla söyledikleri şeylerin hepsi doğru, tamamı doğru. Bu itibarla ya devlet resmi kararlardan bu bilgilere ulaşacak ya da Sedat Peker bu ifşaatı yapacak. Bizim siyasetçi olarak elimizde zaten başka bir güç yok şu anda. Biz bir talepte bulunuyoruz. Toplumun arınması için bir talepte bulunuyoruz. Bu bilgilere toplum ulaşsın diyoruz. Bunu arzu ediyoruz. Sedat Peker'in vermesi gereken bir hesap varsa adil bir yargılamada da adil bir hukuk düzeninde bu hesabı versin diyoruz. Zaten kendisi de bunu söylüyor. Yani e, siz gazeteci olarak süreci yakından takip ettiniz. Birçok olaya vakıfsınız. Ben sadece bir konuyla ilgilendim Şaban Bey. Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban meselesine e, hmm. Sedat Peker'in ifşalarından sonra kendim vaziyet ettim. İngiltere'deki şirketlerini araştırdım. Bu esnada yaptığım açıklamaların ardından... Bu ailenin içerisinden, en yakınlarından, şirketlerin içinden birçok insan benimle temasa geçti. İnanılmaz bilgi ve belgeler aktardılar. Mengen'deki o muazzam şirketleri, o muazzam e, çiftlikleri öyle öğrendik biz. Öte yandan Ankara'daki e, o devasa oteli öyle öğrendik. E, Muğla'daki o milyonlarca milyonlarca liralık arazileri öyle öğrendik. Hepsi Ünsal Barın üzerine veya etrafına yapılmış. Malta'da demirleyen ve sonra Yunanistan'a getirilen Malta'nın en lüks yerlerinde kurulmuş olan şirketleri ve buna bağlı olarak 85 milyon lira harcanarak alınmış o devasa yatı, o ultra lüks yatı öyle öğrendik. Kimdir bunlar? Nasıl elde etmişler bunları? Nereden kazanmışlar? Vergisini vermişler mi? Nereden gelmiş bu para? Bunun hesabını biz sormayacak mıyız? İngiltere'de dünya kadar şirketleri var Ünsalba'nın. Adam Malta kumarhanelerinden çıkmamış. Bir taraftan bize din iman pazarlaması yapan bu insanlar öte taraftan ele geçirdikleri bu korkunç servet ve sermayeyle günlerini gün etmişler. Biz bunları nereden bilecektik? Sedat Peker kalktı iki laf etti, ifşa etti, üstüne gittik. Sonra içeriden dünya kadar bilgi geldi bize. Şirketlerinden bilgi geldi. Kalktık bunları toplumla paylaştık. Bunların üzerine gidilmesin mi? Sadece Bolu Mengen'deki Şaban Bey, bugün de tweette paylaştım. Daha sonra kullanmanızı rica edeceğim bunu. Zehra... Sen ne oldu? Dedi ki benim sadece iki buçuk ton, iki buçuk kilo altının var. Başka bir şeyim yok işte. Geçinip gidiyoruz bununla dedi. Ama demiyor ki benim meclisteki danışmanımın üzerine 300 milyon liralık devasa bir e, işletme yapılmış. Benim danışmanım şu anda Mengen'deki bu devasa işletmenin sahibi demiyor. E biz bunları nereden öğrendik? Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlardan sonra benim yaptığım araştırmalar ve şirketin içinden onların içinden gelen bilgi ve belgelere dayalı olarak konuştuk bunları. Şimdi bunlar konuşulmasın mı? İnsanlar aç yaşıyor bu ülkede. Yatağa aç giren çocuklar var bu ülkede. E biz bunları konuşmayalım mı? 6 yaşındaki yavrunun aç öldüğü, sabah yatağında ölü bulunduğu bir ülkede bu kadar devasa bir serveti edinen milletin istikbaline göz diken bu ahlaksızlıklarla biz mücadele etmeyecek miyiz? Yok elimizde bilgi belge yok. Sedat Peker diye bir adam çıkmış, bir belge ortaya koymuş, bir ifşaat yapmış. Biz de cesaretle konunun üstüne gitmişiz. Görmüşüz ki korkunç. E şimdi bu bir tanesi. Bunun gibi onlarca dosya açıklandı. E biz dokunmayalım mı bunlara? Hı hı. Bey, siyasetçinin cesaretli olması lazım, kararlı olması lazım. Bunu yaparken de diyoruz ki hukuk. Türkiye'deki hukuk sistemi buna müsait hakkaniyetli bir yargılama mekanizmasıyla bu yapılsın. Bütün rezaletin, bütün kirliliğin üstüne gidilsin. Söylediğimiz bu. Bir, e, hakikaten çok önemli. Siz de Sedat Peker'in e, verdiği ipuçlarını çok iyi değerlendirdiniz. Özellikle bu Bolu Mengen'deki olay yani olağanüstü bir skandal. Özellikle bugün... Hemen araya Naim... gireceğim, bağışlayın beni. O o yapının içerisinden birileri tarafından özelle çekilerek bana gönderildi. Bir yerden falan bulunmuş değil. Bana bu ifşaatı yaptılar. Hatta Bey. Hatta dediler ki Erzurum'dan getirilen çobanların üzerine dünya kadar şey yapıldı burada. Arazi alındı. Ben dedim ki belgelerini gönderin. O şirketin belgeleri geldi bana. Belgeli olmasa zaten çıkıp konuşmam. Bir Allah'ın kulu da yalanlayamıyor. O şirketin belgeleri geldi. Dedim ki gidin oradaki bütün o, o müştemilatın bana e, videosunu çekin. İşte ondan sonra gelen bu videoyu kamuoyuyla paylaştım. Huzurunuzda soruyorum Zehra Taşkesen'in oğluna. İki buçuk kilo altınım var. Vallahi bir şeyim yok diye ağlanıp sızlanacağına bunun hesabını ver. Mecliste milletin vergisiyle maaş ödediğin, danışmanın üzerine yaptığın bu devasa 300 milyon liralık. Bu yatırımın hesabını ver. Nereden geliyor bu paralar? Ankara'da yine... İnanılmaz Çankaya'da muhteşem bir otel satın aldılar. Yüz milyonlarca liralık bir otel. Nereden buldunuz bu parayı? Muğla'daki arazilerin hatta hesabı yok. 85 milyon liraya yat aldınız. Dünyanın en lüks yatlarından bir tanesi Almanya'dan aldınız, götürdünüz, Malta'ya bunu bağladınız. Şimdi Yunan adalarında tutuyorsunuz. E sormayalım mı bunların hesabını? Nereden buluyorsunuz kardeşim bu parayı? Bu memlekette insanlar yatağa aç giriyorlar. Çocuklar açlıktan ölüyor üniversite öğrencilerinden 100 bin tanesi bu yıl kayıt yaptıramadı kalacak yeri olmadığı için. E biz bunların hesabını sormayalım mı size? Kalkmış Sedat Peker diye birisi bunlarla ilgili bir ifşaatla bulunmuş. Biz üstüne gitmişiz. Dünya kadar bilgi ve belge yağmış. Nasıl arındıracağız biz bu memleketi? Bu kadar hırsızlığın, bu kadar yanlışlığın önüne nasıl geçeceğiz? Sonra da diyoruz ki Sedat Peker'in hesap vermesi gereken bir şey varsa tırnak içinde söylüyorum. Hakkaniyetli bir yargıda hesap vermeye hazır. Bunda da sorun yok. E yani elimizi böğrümüze basıp susalım mı konuşmayalım mı? Nasıl temizlenecek bu memleket? İşte video burada. Evet. 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 Yani bu bunu Mengen'deki bu çiftlik Zehra Taşkezenlioğlu'nun bu çiftliği diyorsunuz danışmanın üzerine yapılmış. Evet belgeleri var yayınladım Şaban Bey şimdi olan bir şey evet. değil. Az kalktı iki buçuk kilo altının var bir şeyim yok geçinip gidiyoruz deyince tekrar koydum. Yoksa ben bunları konuştum paylaştım herkesin bildiği şeyler bunlar. Yani şeyi şirketini şoförünün üzerine yapıyor, çiftliğini danışmanının üzerine yapıyor. Neden böyle yapar bir milletvekili? Danışman yani bey, bunun niye böyle olacağını siz en az benim kadar biliyorsunuz. Yani e, burada kalkıp burada kalkıp bunun hesabını soracak bir yargı düzenine ihtiyacımız var bizim. Kardeşim, sen böyle bir yeri nasıl aldın? Parasını nereden buldun? Bunun hesabını ver, vergisini verdin mi? Bunun sermayesi nereden? Bir insan çiftliğinde çalıştırdığı e, çobana o çiftliğin yarısını yap, yapar mı Şaban Bey? Yani siz Erzurum'dan çoban getiriyorsunuz. Ondan sonra şirketinizin bir kısmını, arazilerinizin bir kısmını çobanın üstüne yapıyorsunuz. E biz bu bilgi ve belgeye nasıl ulaştık? Az önce de ifade ettim. Sedat Peker kalktı, bu ifşaatı yaptı. Onun üzerine ya burada bir terslik var dedik. 3-5 şirket araştırdık. Ben İngiltere'de olman münasebetiyle İngiltere'deki şirketlerini buldum. Ondan sonra da ipin ucu geldi. Dünya kadar e, bilgi geldi şirketin içerisinden. Yakınlarından, akrabalarından bilgi yağdı. Başka başka bu tür şeyler var mı elinizde? Taş ne bu tür e, bilgiler var mı? Önümüzdeki günlerde bekleyelim mi sizden ben böyle? An, iyi, bakın ben gazeteci değilim, hukukçu da değilim. Ben sadece ülkemi seven bir insanım. Bu benim işim değil, sizin işiniz. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> anlamayın. Yani ben kahroluyorum burada. İnanın kahroluyorum. 12 yıllık sürgün hayatından sonra düştüğüm yerden yeriden kalktım. Bir düzen kurdum, hastane kurdum, ameliyatlar yapıyorum, doktor yetiştiriyorum. Kendimle ilgili bir sıkıntım yok. Ülkem için içim yanıyor, ciğerim yanıyor. İnsanlar aç yatarken, insanlar gelecek umudunu kaybetmişken birileri bu ülkeyi çalıyor, çırpıyorsa dayanamıyorum. Onun, onun için bu mücadelem. Yani gazetecilik falan yapmaya soyunmadım sakın yanlış anlamayın. İçim ya, ya rica ederim. <laughs> Valla buyurun, buyurun yapın hep beraber yapalım. Çok da güzel yapıyorsunuz da. Şey de bugün Nagihan Alçı'ya verdiği röportajda Zehra Hanım... zaten bu tweet'i paylaştım ben. <laughs> evet. Zehra oldu bugün Nagihan Alçı'ya diyor ki o röportajında. Efendim diyor hani Nagihan Alçı o şeyi soruyor. 3,5 milyar avro, milyon avroya aldıkları yatı soruyor. Efendim diyor işte zaten ben öyle lüks düşkünü değilimdir ama diyor... Hani tesettürlüyüm ya diyor. İşte denize daha rahat girebiliyorsun tekneyle açılınca diyor. O nedenle aldık diyor. Şey diyor. Yani şeye bakın yani lükse bakın. Denize rahat girebilmek için 2,5 üç, üç, milyon euro alıyor. Bakın. Etten öylesine lüks. gerçeklikten kopmuşlar ki, öylesine toplumdan ko kopmuşlar ki, öylesine üstenci bir tavır içerisindeler ki, öylesine nobran bir kültürün içerisinde olmuşlar evet. ki, biz diyor rahat denize girelim diye 85 milyonluk bir yat alı verdik diyor. İki buçuk ton, iki buçuk kilo altının var diyor. İşte onun bunun üstüne yapılmış. bilmem. Yahu bunların hesabı sorulmayacakmış mı Şaban Bey? Yazık değil mi bu ülkeye ya? Yazık değil mi? İnsanların aç gezdiği, akşam saat beşten sonra pazarlara gidip pazarların e, döküntülerin toplayan insanların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yavruların evet. akşam yatağa aç girdiği bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanların üşümemek için e, efendim yorgan altında durdukları doğalgaz faturalarını, elektrik faturalarını ödeyemediği bir ülkeden bahsediyoruz biz. Yazık günah değil mi? Bunlar gerçeklikten kopmuşlar, toplumla alakaları kalmamış ve sahip oldukları şeyler bunların gözlerini karartmış. Hem siyaseten gözlerini karartmış, hem insanlık olarak gözlerini karartmış. Turan Bey, sizden önce e, mine tozlu sireden Sirener, özür dilerim. Sirener iş kadını hanımefendiyle yayın yaptık. O da Zehra Taşkesenlioğlu'nun bugün Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamalara yanıt verdi. bir de yeni bir iddiada bulundu. Zehra Zehra Taşkesenlioğlu ile eee Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın bir şirket üzerinde ortaklıkları olduğunu ve bu şirketin de kripto işler yaptığını söyledi. Başınızda onayladınız, bilginiz var galiba ondan da. Bir gün onların İngiltere'de kurdukları tezgah da çıkar bu milletin önüne. Merak etmesinler. Ya neden hep İngiltere? Niye bu İngiltere'de kuruluyor bu tezgahlar? Yani çünkü paralarını burada güvence altına almak daha kolaylarına gidiyor. O sebeple yani ben tabii bütün bu olayların üstüne gidecek ne zamanım var ne de hakikaten bunlarla uğraşacak şeyim var. Yani çünkü çok fazla yapmam gereken konu var, çalışmam gereken konu var ama bu bahsedilen konuya kısmen İngiltere'de tanık oldum. Çünkü İngiltere'de kurulan şirketlerde bu iki milletvekilinin eşleri üzerinden devam eden bir ilişkiye de tanık oldum. Bunların bilgileri belgeleri var ama yani bunları ne kadar ifşa edebiliriz ve ne çıkar sonucundan çok da emin değilim ama konuya kısmen vakıfım. Ama Mine Tozlu Sinere'ni tanımıyorum. Bunun söylediği bilgilerle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama ben İngiltere'de bu şirketlerle ilgili araştırma yaparken enteresan bilgilere ulaşmıştım. Başka böyle bu araştırmanızda başka önünüze çıkan AKP'li isim oldu mu? Yani Şaban Bey e, tabii dediğim gibi yani ben insanlarla ilgili araştırma yapmıyorum. Gazeteci de değilim. Ben siyasetçiyim ve ülkeme siyaset yoluyla hizmet etmeye çalışıyorum ve bir taraftan da hekimim. Bu konu e, Sedat Peker tarafından ifşa edilince ben acaba bunların yurt içinde yurt dışında neleri var diye kendimce bir çaba içine girdim ve işin içine girdikçe vahim şeyler çıktı. Vahim şeyler çıktıkça bilgiler aktı. Bilgiler aktıkça vahamet daha da arttı. Yoksa bu konuya oradan vakıfım. Hani birebir böyle bir e, bir şeyin peşinden koşma çabasıyla yapılmış bir çalışma değil. Sadece Sedat Peker bir konuyu ifşa etmiş. Ben de bunun üstüne gitmişim. 3-5 laf ettikten sonra bir takım açıklamalar yaptıktan sonra ailenin içerisinden, yapının içerisinden, yönetimin içerisinden dünya kadar bilgi geldi, ifşaat geldi. Adam açtı dedi ki ya öyle de bak biz işte bilmem ne Kıbrıs kumarhanelerinde dünya kadar para yedik biz dedi Ünsal Kalktı bunu anlattı adam yani. Şimdi ben bunu tabii gördükten sonra da üstüne gittim. Bir taraftan siz memleket millet diyeceksiniz. Bir taraftan eyvah başörtülüyüm ben kamuya açık yerlerde denize giremem. Onun için böyle bir lüks hayata ihtiyacım var diyeceksiniz. Kocanızla beraber oturup 85 milyon liralık bir yat alacaksınız diğer servetten o devasa lüks hayattan bahsetmiyorum. Bir taraftan da sizin kocanız, Müslüman görünümlü kocanız gidecek Malta kumarhanelerinde, Kıbrıs kumarhanelerinde bu milletin parasını yiyecek. Ve biz de elimizi böğrümüze basacağız, sessiz sakin duracağız. İnsanlar açlıktan ölecek, insanlar akşam saat beşte pazar yerlerine gidip oradan çürümüş domatesleri toplayıp nafakalarını temin etmeye çalışacak. Biz de eyvallah bunlara dokunmayalım diyeceğiz öyle mi? Öyle bir dünya yok. Bizim hepimizin bu ülkeye vebalimiz var, sorumluluğumuz var. Bu ülke bizi sıfırdan aldı, bir yerlere taşıdı. Sizi bu ülke, bu cumhuriyet, bu memleket, bu ülkenin saygın bir gazetecisi yaptı. Ben bu ülkenin vergileriyle okuma yazma bilmeyen bir aileden geldim. Elektriği suyu olmayan bir köyde doğdum, yetiştim, büyüdüm. Bu ülkenin vergileriyle doktor oldum. Bugün dünyanın en büyük, en, önü en önemli üniversitelerinde ameliyat yapıyorum. Ben bunu Türkiye'ye borçluyum. Ben bunu bu ülkeye borçluyum, bu millete borçluyum, Atatürk'e borçluyum. Ve bu borcumu yerine getirmek için de bu mücadeleyi sürdüreceğim. Elimi böğrüme basıp da e, ne yapalım diyemem ben. Hiç kimsenin de dememesi lazım. Onun için zaten uğraştım. Sedat Peker'e yaptığımız çağrı da bunun içindir. Çık, açıkla. Açıklayamıyorsan biz buradan gayret edelim. Diplomatik yollardan mücadele edelim. Hak ve hukuk neyse yerini bulsun. Bütün çabamız budur Şaban Bey. Helal olsun Tuğra Gerçekten. Şimdi Rıfat Umbezoğlu şöyle bir şey öneriyor. Bu dinlemeleri yanlış anlamayınız ama muhalefet Peker'in elindekilerin aparatı olur ise bu yanlış olmaz. Sizin şahsınızın vakti yok ise bir ekip oluşturulabilir diyor. Hani eee İyi parti bir ekip oluşturulsa anlamında sanıyorum. Bu Sedat Peker'in iddialarını işte ortaya çıkarmak, araştırmak ve kavoyla paylaşmak ne, açısından. Şu ana kadar yaptığı ifşaatlarla ilgili bir yargı süreci başlatılması konusunda ben partimin hukukçularıyla görüşeceğim. Ancak evet. e, Peker'in bundan sonra sahip olduğu bilgileri paylaşabilmesi teknik olarak mümkün değil. Biz bunları paylaşması için bu çaba içerisine girdik. Şu samimi kanaatimi de söyleyeyim size Şaban Bey. Bilgiye dayalı değil bu ama hissiyata dayalı bir kanaat. Şu ana kadar Sedat Peker'in yapmış olduğu ifşaat buzdağının görünen kısmı. Buzdağının anası aşağıda. Ve bu ifşaat yapıldığında Türkiye'de hakikaten siyaset kurumu yer yerinden oynatacak. Bu itibarla önemli diyorum. Türkiye'nin arınabilmesi için önemli diyorum. Tabii kimileri diyor ki işte bunları Sedat Peker söylüyor. Kim söylerse söylesin bilgi ise, belgeli ise ve doğruysa Türkiye'nin hukuk sistemi öyle ya da böyle var. Hakkaniyetli bir şekilde çalıştırıldığında bu sistemde birçok şeyin üstüne gidilebilir. Siyaset kurumu elini e, hukukun üzerinden çektiğinde, yargı hakkaniyetli bir şekilde çalıştığında, bağımsız bir şekilde çalıştığında birçok olayın üstüne gider ve gereğini yapar. Bizim arzumuz bu. Ee, size bu hani Seçimden önce açıklayacağım ve ortalık yıkılacak dediği videoların içeriği hakkında bir şey söyledi mi? Hani Yani böyle bir şey sormadım. Kendisi de böyle bir şey söylemedi. Ama şuna inanarak söylüyorum. Açıklayacağı şeyler son derece önemli. Ve hakikaten siyasette taşları yerinden oynatabilecek kadar önemli bilgiler. Ve Türkiye'de birçok kirliliğin en azından ifşa edilebilmesi için kıymetli bilgiler. Şunu da sordum kendisine. Peki dedim başına bir iş gelirse ne olacak? Yani olur da birileri canına kastederse ne olacak? Ben dedi kanımın son damlasına kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim. Yanlışlarım varsa hesabını vermeye hazırım. Ama bu ülkenin arınması için bir katkıda bulunmak istiyorum. Bildiklerimi belgeleriyle beraber Türk yargısıyla ve Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Olur da başıma bir şey gelirse, beni öldürürlerse, beni katlederlerse... Ben bilinmeyen iki ayrı ülkeye bütün bilgi ve belgeleri gönderdim Olur da benim canıma kastederlerse Türkiye benden sonra bütün bu gerçeklere ulaşacak dedi kendi ifadesi Bir nevi yani o kasetlerle çektiği videolarla hayatını güvence altına aldığını söylüyor. Değil mi? Tam yani, olarak öyle yani. değil aslında. Kararlılığını ifade ediyor. Yani ben kasetlerle hayatımı güvence altına aldım e, demek değildi bu söylediği. Yani hı. ne olursa olsun ben hayatta olmasam bile bu bilgiler Türk toplumu tarafından bilinsin, bunlara ulaşılsın ve toplumun arınmasına bu benim bir katkım olsun. Niyet buydu benim anladığım kadarıyla. Hı hı. Anladım. Ee, i̇nşallah başına bir şey... Bu arada e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Sedat Peker'e suikast yapmak isteyen bir ekip yakalanmış cezaevinde dediniz o ekip Türkiye Türk kökenli bir ekip mi ya yani Türk Türk mü yoksa işte Arap mı hani Birleşik Arap Emirlikleri'nden iyidir. İnanın çok bu konular benim ilgimin dışında olduğu için çok üzerinde durmadım ama Türkiye'den bir ekip olduğuna dair bir kanaate sahip oldum. Yani benim ilgi alanımın dışındaki şeylerle çok fazla ilgilenmeyi tercih etmiyorum. Ben şu anda Sedat Peker'in sahip olduğu bilgilerin hukuk çerçevesinde, adil bir yargı düzeninde e, kullanılması gerektiğini ve üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Çabam da bununla alakalı. Ama e, konuşma esnasında bir suikast timinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığını ve e, şu anda cezaevinde olduğunu söyledi. Ben de daha ileriye bir soru sormadım kendisine. Şimdi Turan Bey, Sedat Peker'in açıkladıkları tabii çok çok önemli hakikaten. Zaten bu kısıtlı açıklamalarıyla bile Türkiye'yi böyle bir salladı aylarca. Hatta Cumhur, iki, iki tane Cumhurbaşkanlığı danışmanı da istifa etti son açıklamaları üzerine. Şimdi tabii bunların yargı konusu olması için e, görüyoruz ki iktidarın değişmesi lazım. İktidarın değişmesi için de işte seçimlere beş ay kaldı. E, şimdi biraz oradan siyasete geçelim siz iyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte Altılı Masa ya da işte muhalefet e, seçimi kazanmaya hazır mısınız? Son günlerde, son son haftalarda diyeyim. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile iyi Parti arasında bir tatsız bir kavga var. Saraçhane'den kaynaklı. Ekrem Bey'e yapılan e, iktidarın hukuksuz baskılarından kaynaklı bir e, tartışma yaşanıyor. İşte iç işlerine karışıyor. İşte İYİ Parti Sayın Akşener diye Cumhuriyet Halk Partisi tarafından eleştirilere maruz kaldı filan. Muhalefet seçimi kazanmaya hazır mı? Biraz umutsuzluk son dönemde kamuoyuna yansıdı da onun için soruyorum. Çok haklı bir soru. Tabii ben muhalefet derken altılı masayı anlıyorum bu sorunuzda. Evet, altılı evet. masanın hazırlıkları tamam. Altılı evet. masanın içerisinde bir çatlak yok, bir sürtüşme yok. Şüphesiz her biri ayrı parti. Farklı gündemleri var, farklı parti politikaları var, kadroları farklı. Ama yaklaşık bir yıldır sürdürülen, insicamla sürdürülen bir çalışma var ve e, belli bir noktaya ulaşmış çalışma söz konusu. Tabii ben e, kendi partim adına konuşabilirim, İyi Parti adına konuşabilirim. Son derece donanımlı kadrolarımız var Şaban Bey. Partinin içine girdikten sonra daha evet. yakın tanıma fırsatım oldu arkadaşlarımı. Gerçekten çok birikimli, donanımlı, vizyon sahibi ve hazır kadrolarımız var. Zaten bütün programlarımız, projelerimiz hazır her alanda ben eğer bir program yapsanız size sağlık politikalarını sabaha kadar anlatabilirim. Dış politikada yapacaklarımızı ilgili arkadaşlarımız saatlerce konuşabilirler. Kalkınma politikaları, devlet bütçesi, kamu maliyesi, ekonomi politikaları, tarım, aklınıza gelecek her alanda bütün çalışmalarımız hazır. Dolayısıyla ben kendi adımıza, yani partim adına ve kendi adımıza iktidara tam olarak hazır olduğumuzu Türkiye içinde bulunduğu bu buhrandan, bu kaotik düzenden, bu ucube sistemden kurtarmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak tabii toplumda çok büyük bir beklenti var. 20 yılın getirdiği çok ağır bir travma var. İnsanlar yoruldu, insanlar yıldı, insanlar ister istemez umutsuzluğa kapıldılar ve bir an önce sonuç alınsın, asla bir çatlak ses çıkmasın, güçlü bir görüntü olsun, derhal bu iş bitsin arzusu içerisinde. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Tabii zaman zaman farklı partiler olmasından kaynaklanan ve herkesin gündeminin farklı olmasından kaynaklanan e, kimi yanlış anlaşılmalar diyeceğim ya da taraflar arasında partiler arasında farklı görüşler de ortaya çıkıyor. E, dilerseniz bunu e, Sayın e, İmamoğlu'nun başına gelenler özelinde söyleyeyim. E, bir kere İmamoğlu'na yapılan son derece büyük bir haksızlık. Hakikaten haksızlık. Bu bir siyasal infazdır. Bu infazı yargı marifetiyle yapan bugünkü iktidardır. Bu çok açık. 25 yıl önce, çeyrek asır önce Erdoğan'a yapılmış olan bu siyasal haksızlık bugün onun tarafından başkasına yapılıyor. Ben o gün Erdoğan'ı destekledim. Bugün kuvvetli ve güçlü bir şekilde Erdoğan'ın karşısındayım. Çünkü Erdoğan bugün bu haksızlığın tarafı oldu. Şimdi böyle bir haksızlığın yaşandığı bir dönemde ki Sayın Akşener de zamanında Erdoğan'a destek olmuş. Birçok haksızlık yapıldığında çaresiz kaldıklarında ellerini tutmuş destek olmuş önemli bir siyasal lider. E böyle bir haksızlık yaşandığında karakter olarak Sayın Akşener sessiz kalamaz. Tavırlı bir insandır. Reaksiyon gösteren bir insandır. Haksızlığa karşı şiddetle ve güçlü bir şekilde karşı duran bir insandır. O gün İstanbul'a geldiği gün toplantı yaptık ve o karar benim birlikte olduğumuz toplantıda alındı ve Sayın Akşener dedi ki dava süreci olumsuz gidiyor. Çünkü sürekli takip ettirdi. Yani hem İstanbul İl Başkanımız öte yandan hukukçularımız, genel başkan yardımcılarımız hepsi davayı takip etti. Deneyimli bir siyasetçi, önemli bir devlet insanı, ciddi birikimleri var ve masaya yumruğunu vurdu. Dedi ki bunun üzerine siyasetin nüfuzu var. Bu İmamoğlu'nun aleyhinde çıkabilecek bir karar. Biz bugün gidip bu haksızlığa karşı tavır koymamız lazım. Ve hemen arabasını hazırlattı yola çıktı. Ben de beraber uçakla geldim ve İstanbul'da buluştuk ve ben de İstanbul'daki Saraçhane'deki o toplantıya e, katıldım ve otobüste ben de vardım. Şimdi burada son derece samimi bir tavır var, çok iyi niyetli bir tavır var, haksızlığa karşı ortaya çıkmış cesur ve kararlı bir karakter var. E Bunun altında siz komplo ararsanız, bunu suistimal etmeye kalkarsanız, irdelerseniz bu bizi kırar. Ve kırıldık gerçekten kırıldık. Başta Sayın Akşener olmak üzere hepimiz kırıldık. Çünkü onun tavrı haksızlığa karşı yapılmış bir tavırdı. Şimdi bunun üzerinden bir sürü spekülasyon yürütüldü işte rol çalmaya çalıştı falan gibi bunları şiddetle reddediyoruz. Orada çok cesur ve kararlı bir tavır vardı. Kesinlikle. Bir, e, onu e, okuyanlar gördü, sizin gibi tecrübeli olanlar gördü. Hissiyatlı davrananlar, tarafkir olanlar başka türlü değerlendirdiler ve iktidar cephesi de bunu e, farklı bir şekilde lanse etmeye çalıştı. Ama bizim tavrımız, tabi başta Sayın Akşener'in tavrı hakkaniyetli bir tavırdı. Turan Bey, siz, Sayın Akşener o gün gitmeseydi, 14 Aralık günü gitmeseydi, Ekrem İmamoğlu yapayalnız kalacaktı. Maalesef Yapayımız kalacaktı. Bakın ben o gece o miting meydanındaki arkadaşlarımızı gördüm. İnsanlar e, tabii ki İmamoğlu'nun çağrısıyla gelenler çoktu ama e, Sayın Akşener'in ben İmamoğlu'na desteğe gidiyorum, yoldayım mesajından sonra İyi Parti teşkilatları oluk oluk Saraçhane Meydanı'na aktılar ve burada çok ciddi bir dayanışma gösterdiler. Burada arkadaşlarımızın kim niye bunu yapıyor? Niye böyle bir e, tavır sergilendi? Başka bir hesap mı var? Rol mü çalınıyor? Böyle bir primitif, ilkel ve sığ bir yaklaşıma girmemesi lazım. Peki başka bir hesap mı var? Sayın Akşener'e işte niye gittin, niye rol çalmaya çalışıyorsun ya da iç işlerimize karışıyorsun diyenlerin bir, başka bir hesabı mı var Turan Bey? Siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Şimdi. Yani siyasette tabii hesabın olmadığını söylemek mümkün değil. Şüphesiz var ama burada esas olan samimi olmak, esas olan iyi niyetli olmak. Zaten samimi ve iyi niyetli olursanız toplum sizin bu duygularınızı alır uzak da olsanız alır hisseder ve gereğini yapar. Ben çok net gördüm. Bakın hem o gün hem ertesi gün altılı liderin orada yaptığı konuşmalardan sonra o toplanan devasa kalabalığın tepkisini çok iyi gördüm, okudum ve analiz ettim. İnanılmaz bir ilgi ve alaka vardı Sayın Akşener'e karşı. Şüphesiz diğer liderlere karşı da vardı. O bakımdan burada kimse siyasi hesaba girmesin, ince bir politik manevranın içerisine girmesin. Burada yapılmış büyük bir haksızlık vardır, büyük bir yanlışlık vardır. Burada cesur bir şekilde Sayın Akşener o gün çıkmış, tavır koymuştur. Nitekim yapılan bu haksız saldırılara karşı Sayın Kılıçdaroğlu da olanı biteni görmüş olsa gerek ki e, bu e, görüşmeyi kendisi talep etti ve dün akşam sayın Akşener'le görüştüler bu talebin kılıçtan namda e, yaşanan bu e, tablonun e, önüne geçebilmek için e, çaba içine girmesi de kıymetliydi önemliydi bunun da altını çizmek istiyorum şimdi onu soracağım ama e, sizce ya turan çömez'e göre e, iktidar bu siyasi yasak kararı vesaire şimdi işte e, artıkları terör soruşturması e, İmamoğlu seçim sürecinde devlet dışı mı çıkarmaya çalışıyor? O nedenle mi İmamoğlu'yla uğraşıyor iktidar sizce? Şimdi Şaban Bey ben e, AKP'yi tanıyan birisi olarak kodlarını, düşünce yapısını, Hı. mentalitesini neler yapıp neler yapamayacaklarını bilen birisi olarak söylüyorum. Bunda da iddialıyım. Yani çeyrek asırdır belki daha e, uzun zamandır tanıyorum. Erdoğan'da 1990 yılından başlayan bir hukukumuz oldu. Çok yakın. 30, yani 30 yıldır evet, çalıştık. Dolayısıyla burada AKP'nin bir planı var. Bu siyasal bir mühendislik ve bunun içerisinde bir takım hukuk mühendisliği de eklendi. Benim okumam şu: Bu İmamoğlu'nun omzunun üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallanacak ve o güne kadar bir yargı kararı çıkmayacak. Yani adaylık süreci eğer ortaya çıkmazsa İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmazsa seçim zamanına kadar mevcut e, süreç neticelenmeyecek ve istinaf mahkemesinden ve Yargıtay'dan bu karar çıkmayacak. Fakat bunların da siyasal mühendisliği yapıldı iktidar çevresinde. Hatta eminim bakın bu bilgiye dayalı bir şey değil. Eminim Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde görüşülecek olan bu süreçte sonucun nasıl çıkabileceği üzerinde de analizler yapılmıştır. Bu bir tahmin, bu bir siyasal analiz. Çünkü eğer aday olursa ve adaylık kesinleşirse o zaman yargı süreci çalışır ve İmamoğlu'nu e, adaylıktan düşürmek için ve görevden almak için bu mekanizma hayata geçirilir. Şimdi eğer aday olmazsa benim tahminlerime göre bu süreç e, ötelenecek ve seçim sattı halinde muhalefete bir mağduriyet yüklememek için bu süreç ertelenecek. Olur da yargıdan bir netice alınamazsa zaten bir yıl önce e, ortaya koydukları bir terör soruşturması var. Biliyorsunuz bugünlerde daha da e, tartışılır hale geldi. Yani anlaşıldığı kadarıyla dosya savcılığa da intikal ettirildi. Bu dosyadan İmamoğlu'nun e, resen görevden alınma ihtimali var İçişleri Bakanı tarafından. O zaman bu mekanizma çalıştırılacak. Bunların hiçbirisi bir bilgiye dayalı e, değil tamamen bir analiz. Siyasetin e, AKP tarafından kodlanış biçimine dair bir e, görüştür bu. Benim kişisel görüşümdür. Peki Duran Bey, şimdi diyelim ki muhalefet, altılı masa Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. E, diyorsunuz ki o süreçte e, yargıtay onaylar cezasını ve siyaset yasağı koyarak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını işte yasaklı hale getirir. Bunu göze alabilir mi? Yani o zaman o zaman da muhalefet şunu diyemez mi? Tamam kardeşim. Biz bu seçimden çekiliyoruz. AKP'yi sandıkta tek başına bırakıyoruz. Bu seçim gayrimeşrudur. Böyle bir hamle yapamaz mısınız? Yani Bakın Şaban Bey bunların hepsi hepsi siyasal tercih. Dolayısıyla bunların hiçbirisi altılı masada konuşulmadı. Hiçbirisi ha. tartışılmadı. Tartışılsa zaten bizim de gündemimize gelir ve oradaki politikaları öğrenerek sizlerle paylaşırız. Ama ben kişisel olarak meydan okumayı seven bir siyasetçiyim. Dolayısıyla size böyle bir yargı operasyonu çekiliyorsa bir siyasal mühendislik neticesinde bir yargı operasyonu çekiliyorsa buna yüksek perdeden güçlü bir sesle cevap vermeniz lazım. Ben o altılı masada bu kararın İmamoğlu'nun aday olarak çıkması yönünde olmasını kişisel olarak tercih ederim. Niye? Bu bir meydan okumadır. Bu bir hukuksuzluğa karşı, bu bir haksızlığa karşı tavır koymaktır. Ha o zaman bunu mu yaptı? Yani Görevden mi aldı veyahut da ıı, yargı mekanizmasını mı çalıştırdı? O zaman daha yüksek perdeden, daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesi verilir. Benim kişisel siyasal tavrım budur. Ama bu konu gündeme gelmediği için, altılı masada tartışılmadığı için bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Fakat bu haksızlığa, bu yanlışla hepimizin bir tavır göstermesi lazım. İmamoğlu'nu sevip sevmemek meselesi değildir bu Şaban Bey. İmamoğlu'nun partisinin meselesi de değildir. Zaten Sayın Akşener'in koyduğu tavır bununla alakalı. Ve bunu anlayamadı insanlar. Bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yaptılar ve onun için kendisi sert bir tavır sergiledi haklı olarak. Bu itibarla bizim ortaya koydu koyduğumuz siyasal karakter, haksızlığa karşı direnç gösteren, demokrasiyi savunan, hukukun üstünlüğünü savunan, yargı bağımsızlığını savunan ve buna karşı güçlü tavır gösteren bir siyasal karakter. Eee Şimdi Kemal Bey ile Akşener'in, Sayın Akşener'in görüşmesinde e, ne anladınız? Yani Kemal Bey, Sayın Akşener'le neden görüşmek istedi? Ne görüştü ve görüşmenin sonucunda ne oldu? Neden bir açıklama yapmadılar mesela, bir ortak açıklama yapmadılar? O da biraz yadırganıyor. Şimdi burada birkaç e, konu var aslında dikkat e, çekmemiz gereken. Birincisi, Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener'in dün akşam gerçekleştirmiş oldukları bu görüşme, bu toplantı altılı masanın rutin toplantılarından daha fazla önemsendi. Öyle, öyleydi daha fazla çünkü öyleydi. Dolayısıyla buradan bizim çıkarttığımız sonuç, siyasal sonuç bakın analiz yapıyorum. Yani bir partili kimliğine değil. Bir siyasal analiz yapıyorum. Demek ki toplumun şu anda ilgi odağı iki büyük parti. Bunu evet. anlamalıyız lazım. Birincisi bu. İkincisi bu masanın ve Türkiye'nin istikbalinin bu iki partinin asıl kararında olduğunu okumamız ve anlamamız gerekiyor. Evet, Esiri, altılı masanın tamamına düşen önemli sorumluluklar var ama burada liderliği sevk ve idare yapacak olan iki lider var. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener. Öte yandan buradan çıkan bir başka sonuç bu masada almayacak, Bu masanın içerisinde bir çatlak yok, bir ayrışma yok, bir sürtüşme yok. Zaman zaman farklı konularda farklı görüşlerin ortaya çıkması son derece doğal, anlaşılabilir ama masada bir e, dağılma yok. Dolayısıyla bu da önemli bir ayrıntı. Öte yandan e, bunu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir daveti olduğunu, onun çağrısıyla gerçekleştiğini de ben e, vurgulamak istiyorum. Bunun da sebebi şu. Az önce de e, anlattığım gibi İmamoğlu e, davasından sonra, o süreçten sonra Sayın Akşener'in yapmış olduğu haklı çıkış, karakterli duruş çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden kimi kalemler bunu eleştirdiler. Dolayısıyla bu çok tabii olarak çok haklı olarak bizde bir gönül kırgınlığına sebep oldu. Sanıyorum bir gönül alma mesajı da vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu buluşmayı yapmak istemesinin ardında. Tüm bunlara baktığımızda özet olarak masada bir sorun yok. Masa son derece deneyimli lider, liderlerden oluşuyor. Bu masanın en önemli iki partisi CHP ve İyi Partidir. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarının kaderini belirleyecek olan kararlar buradan çıkacaktır ve tecrübeli devlet birikimi olan bu isimler Türkiye'yi doğru ufuklara, doğru limanlara taşıyacaktır. Benim net olarak okuduğum budur. Turan Bey masada sorun yok diyorsunuz ama biz gazeteciler e, görüyoruz yani ben de hani görüyorum. Bütün gazeteci arkadaşlarım da görüyor masada ciddi sorun olduğunu. Şimdi şöyle Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini ifade ediyor çeşitli şekillerde. Bunu size Hatta... mi ifade etti Şaban Bey? <laughs> Kamuoyuna söylüyor. Ama en masada sonunda... söylemedi bunu yani masada konuşulmadı. Ha, ta ha Tamam işte işte tamam. Oraya geleceğim. Yani aday olmak istediğini ve işte yardımcılar da sık sık evet işte aday olacak genel başkanımız aday, hatta genel başkanımız aday olarak çıkmazsa masa dağılır diyenler oldu. Bunları hep görüyoruz biz. Dolayısıyla şimdi ve şöyle bakıyoruz. Ya Kemal Bey dışarıda bunları söylüyor. Bir baskı kuruyor masaya. Ee, ya böyle yapana kadar işte ha, iyi parti de iyi partiler de Sayın Akşener dahil e, Kemal Bey'in adaylığı riskli olur seçimi kazanma konusunda risk olur. Kazanamayabilir. Kazanacak adayı bulalım. Hatta Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu gelirse biz olumlu bakarız dedi Sayın Akşener. Şimdi böyle kamuoyunda bir tartışma yürüyor. Bu da umutsuzluk yaratıyor. Ee, şimdi hani bir yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor. Ya onun yerine mesela dün yaptığı Sayın Akşener'le yaptığı görüşmeyi e, yapıp Cumhurbaşkanı adayı olup olmama konusunda Sayın Akşener'le anlaşsaydı ya da anlaşamasaydı iş biterdi. Hani çok yıpratıldı süreç. Onu demeye çalışıyorum ya. Haklı olduğunuz taraf çok Şaban Bey. Haklı olduğunuz taraf çok. Ama bu e, CHP'nin ve onun liderinin bence e, cevap vermesi gereken doğru, bir soru. Doğru. Sayın Akşener e, büyük bir feragat gösterdi. Bu aslında yine az önceki anlattığım karakterle uygun bir e, davranış biçimiydi. Dedi ki ben aday olmayacağım. Bakın biz kendisinin aday olmasını çok istiyoruz. Hı hı partili olarak istiyoruz. Duygusal davranabiliriz. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Evet. Ama yakından tanıdığım bir insan olarak ben Türkiye'de hem seçimi kazanabilecek, hem kazandıktan sonra ülkeyi huzura ve istikrara taşıyabilecek bir lider olduğuna yürekten inandığım için Sayın Akşener'in aday olmasını arzu ederim, desteklerim. Ama hiç kimse benim ağzımdan Akşener aday olmazsa bu masa dağılır ifadesini duymadı, duymaz da. Evet. Bu abi. kişisel bir taleptir. Bu benim bireysel bir arzumdur. Birçok arkadaşım var bu şekilde. Ama bunun ötesinde hepimiz masanın kararına saygı duyacağız. Masada farklı görüşlerin, farklı temayüllerin olması da anlaşılabilir. Çünkü e, her biri ayrı partiler. Eğer biz her konuda hemfikir olsaydık zaten o masa tek parti haline gelirdi. Bu da mümkün değil. O bakımdan burada altı lidere ve özelde de iki lidere Sayın Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na ağır sorumluluklar e, düşüyor. Ben tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu adına bir şey söyleyemem ama Sayın Akşener adına net olarak şunu söyleyebilirim. Sorumluluğunun farkında, son derece vizyoner ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yönetip Türkiye'yi bu 20 yıllık garip ve ucube düzenden kurtarıp aydınlık yarınlara taşıyacak kararları verebilecek bir insandır. Ve bunu da heyecanla, umutla bekliyoruz. Şimdi Rıfat Bezoğlu bir soru daha sordu. Tabii süper sticker'la soruyor. Kanala bağış yaparak soruyor. Kılıçdaroğlu yurt dışında olunca Cumhuriyet Halk Partisi felç mi oluyor ki Akşener İmamoğlu'na sahip çıkmaması gerekecek diyor Akşener'in. Ee, yani anladığım kadarıyla Akşener'i e, Akşener eleştirenlere eleştirenleri eleştiriyor Fatih bezoğlu Ben de öyle anladım, ben de öyle anladım. Bakın gene söylüyorum Sayın Akşener bir haksızlığa karşı tavır sergiledi. Hı hı. Ee, konuşmamın ilk bölümünde söylemedim ama izninizle şimdi söyleyeyim. Ee, Sayın İmamoğlu aynı zamanda bizim de belediye başkanımız yani tamamımıza ait bir oyla bir e, tavırla ve e, e, istekle seçildi ama bununla beraber İyi Parti aday göstermedi. İyi Partinin ve CHP'nin ortak adayı bizim de aynı zamanda belediye başkanımız. Dolayısıyla ortada bir haksızlık var. Hem bu haksızlığa tavır koyabilmek için. Hem de e, bizim de seçtirdiğimiz bir belediye başkanına destek olmak için biz oradaydık o gün Sayın Akşener liderliğinde. Dolayısıyla kimsenin bundan alınmasına gücenmesine gerek yok. Tabii Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun programı dışarıdaydı. E, dolayısıyla her ne kadar bu tarih bilinse de e, öngörülmedi. Yani buradan böyle bir ceza çıkabileceği de tahmin ediyorum öngörülmedi. Öngörülseydi Sayın Kılıçdaroğlu gitmezdi yurt dışına. Ama e, beni bilenler bilir, siz de biliyorsunuz kamuoyu da yakından bilir. Kitabı ortadan okumayı ve net konuşmayı çok severim. Yani e, düşüncelerimi eğerek bükerek konuşan birisi değilim. E, eğer CHP'de ben danışman olsaydım Kılıçdaroğlu'na e, lütfen gitmeyin derdim ve onu Almanya'ya göndermezdim. Evet orada bir öngörüsüzlük var da acaba öngörüsüzlük mü yoksa Ekrem Bey'i işte yalnızlaştırmak mı siyaseten çünkü CHP Genel Merkezi ile CHP Genel Merkezi'nin de maalesef Ekrem Bey'e karşı bir olumsuz tutumu var bu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendisini biraz böyle rakip gibi görüyor yani o da bir ayrı garabet yani gerçekten İşler arası biliyorum Turan Bey ya. E, son soru. Kemal Bey kazanacak aday mı? E, bunu bilmiyorum. Yani bunun için elimizde veri olması lazım. Elimizde hakikaten bilimsel veri olması lazım. E, fakat altılı masadan bir kazanacak aday çıkacağına biz inanıyoruz. Ve bizim ısrarla ve hassasiyetle altını çizdiğimiz şey Türkiye'nin bu 20 yıllık travmatik dönemine son verecek. Türkiye'yi huzurlu ve güvenli yarınlara taşıyacak ve yeni cumhurbaşkanı olacak bir ismin o altılı masadan çıkması ve bunun da kazanacak bir aday olarak toplumun önüne çıkması. Altılı masadan çıkması derken Turan Bey altılı masadaki altı genel başkan arasından evet, ondan bir onayla çıkması ve kazanacak bir aday olması. Bizim vurgumuz bu. Dolayısıyla tamam. önümüzdeki dönem bu kazanacak adayı belirlemek için yeterli olacaktır ve altılı masanın tecrübeli liderleri bunu başaracaktır diye düşünüyorum. Evet ee... Çok teşekkür ederim Turan Bey. Sağ olun. Bu şeyde koşturmada, yoğunlukta bana da vakit ayırdınız. Gerçekten ben teşekkür çok ederim çok konuk ettiğiniz için sağ olun. Bey. Siz sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.